Peki şimdi sunacağım. Bunlar size arkadaşlarım tarafından da yollandı Sayın Didem Aslan. Evet. Onları gösterirseniz de bütün kamuoyu Ben şu aydınlanır. teknik olarak onu hazırlayamadım ama siz Peki, gösterirseniz görebiliyoruz. ben Evet. göstereyim. Tamam, Bakın gösterin. şu belge, Hı. birinci belge şu. Üstünde İyi Parti amblemi var ve altında da Sayın Ümit Özdağ medya ve propagandadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı imzasıyla İyi Parti'nin bir belgesi. Burada ne diyor Ümit Özdağ? Sayın Adem Taşkaya, parti tüzüğümüzün 50. maddesi 4. fıkrası uyarınca medya ve propagandadan sorumlu başkan yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Başarılar dilerim şeklinde Adem Taşkaya'nın İyi Parti propaganda başkan yardımcısı olduğuna dair atanma belgesi burada. Ve bu Adem Taşkaya diyor ki biz diyor bu şekilde görüşmeler yaptık, bir anayasa komisyonu kurduk diyor. Şimdi gelelim Yalan, Kaboğlu'na. iftira. Sayın Kaboğlu Ümit Özdağ, nerede? bakın Ümit Bakın Özdağ'dan bahsediyoruz. şimdi bırakın ben bitireyim ondan sonra. Tamam, Bakın söyleyin, evet. şimdi burada bakın Meral Akşener burada, isterseniz düğmeye basıp konuşmasını size aktarabilirim. İşte basıyorum. Burada siz de gösterebilirsiniz. Size gönderdik bunu. Orada açıkça 26 Haziran 2018 günü iyi şeyden HDP'den açıkça Kürt siyasal hareketinin temsilcisi diyor. Yani Türkiye'de Türk milletinden ayrı bir Kürt var etnik grubu ve onun siyasal hareketi diye bir şeyi kabul ediyor. Bunu zaten kabul ettiniz mi? Baş aşağı gidersiniz ve ondan sonra da gider anayasa komisyonları kurarsınız. Anayasa Komisyonu konusunda da yine size gönderdik. Sayın İbrahim Kaboğlu canlı yayında, yani böyle dedikodu falan aktarmıyoruz. O canlı yayında olduğu için öğreniyoruz. O da zaten dürüst bir insandır İbrahim Kaboğlu. Hiçbir tanıdığımda değerli bir Kesinlikle anayasa hukukçumuzdur. dürüstlüğünde hiç Dürüst de bir şüpheniz insandır. olmasın. Bakın Çok da şimdi değerli bir hukukçudur. hukukçudur. Çok değerli bir hukukçudur Sayın. Bağlanın Evet. canlı yayında açıkça şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor 5 partiyi sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi olarak 4 parti, pardon. Saadet Partisi de varmış. Birlikte bir anayasa raporu hazırladık. Rapor hazırlamışlar, oturmuşlar. Konu esasen 2018 Ocak ve Nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkin bir bilgidir. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti uzmanlarıyla, yetkilileriyle bir Buradan başka bir ortak şey çıktı bakalım. faydalar Sizin oluşturan başkanım söylemiş gibi. anayasa Aynen. raporu hazırlandı. Ama bu 2018 yılında başlarında yapılan bir çalışma idi. Dolayısıyla bugün belirttiğim gibi adil yargılanma hakkı yasa önerileri üzerinde yapılan Yani çalışmadır. İbrahim Bey çok özür Ben de bir soru diliyorum. sorabilir miyim? Şu İbrahim Bey, bu konuda birlikte o zaman yapmışlar. şimdi bahsettiğiniz İyi Parti partiler ne diyor o zaman? 2018 anayasa çalışması için CHP, Saadet, HDP, İyi Parti. Evet. O dönem İyi Parti HDP'nin orada olmasından dolayı bir rahatsızlık dile getirmiş miydi? Bu çalışma yapıldı. Dolayısıyla şimdi yapılan çalışmada neler konuşuldu, bunları tabii ki şu anda 2 yıl sonra dile getirmek uygun düşmez ama dört partinin Ama Demirtaş çıksın diye katılımıyla çalıştınız. Bir dakika, efendim. açıklamayı alalım. Bir devam ederseniz önce sizin sözünüzü kesmiş olduk, bir alalım. Dört partinin katılımıyla dediniz. Evet, dört parti temsilcileri ve uzmanlarının katılımıyla bir anayasa çalışması Bu yapıldı. sisteme ilişkin bir şeyler. Peki, bu sistem değişikliği miydi? Yani sistemle ilgili bir anayasa. Tabii ki efendim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen ama anayasamızın 2. maddesine göre demokratik hukuk devletinin temel kriterlerine uymayan bu anayasa sistemin henüz yürürlüğe girmeden, dikkat edin, 2018'de 2019 3 Kasım'ında yürürlüğe girmesi öngörülüyordu ve esasen burada ortak amaç demokratik hukuk devletine geri dönüş için, yeniden dönüş için parlamenter rejim ortak faydalarında anayasal denge ve denetim düzeneğini
görev, yetki, sorumluluk üçlüsünde anayasal denge ve denetim düzeneklerini öngören bir anayasa hedefinde, demokratik bir anayasa hedefinde ortak faydalar oluşturulması söz konusu. Ya en başından beri de İYİ Parti bunu